İşte Vahidemir'in yaşıtlara gerek. Vahidemir, Cemal, Necati, Abdullah, Zarif Sayın Abdullah vardı, Seyfettin vardı, Salettin vardı. Burada çok adam, 86 para köydü bura. Şimdi Fevzi abi, Vahidemir demişken, ben şimdi mezarlığa her uğradığımda yad ederim, öyle bakarım isimlerde tanıdıklarımı ki yakın şeyleri tanıyorum ben mezarların isimlerinden. Efendim, Vahidemir de benim çok sevdiğim bir insanıydı. Allah razı olsun. Ama çok sakin, gayet şey bir insandı Vahidemir. Ama Vahidemir okkalı bir evlat acısı yedi. 72'de yedi. Rabbim kimseye vermesin evlat acısını. Kimseye göstermesin. Ben onun acı zamanında ben kendim arabanın altına attım. Mikrofonu ben alayım. Dur. Dayanamadım. 72'de. 12. ayım ikisi miydi neydi? Almanya'dan izine geldim. Aleyküm selam. Şimdi biliyorsun askere gitti. Onu ben şimdi Musa'dan alayım. Onu Musa'dan alayım. Kardeşi duygulandı ama o bambaşka bir insandı. Bambaşka bir insan. Aynen öyle. Yani, şimdi ben çocukluğumda onu benden olan şeyini de söyleyeyim. Çocukluğumuzda çok iyi tanıdım ben onu. Fevkalede bir insandı. Fevkaledeydi. Çok güzel. Bak şimdi bunlar benim torunum. Ama bunların hiçbiri arıfa gelemez. O bir başkaydı. Evet. O benim 6 tane, 8 tane, 10 tane çocuğum var. Hepsi bir tarafı, bir tarafı benim için. Peki Musa. Böyle bir çocuğum. Anlatmam bize kardeş. Allah kabrini nur etsin, yattığı yeri nur etsin. Şimdi askere gitti. Kaç günlükken rahmetli oldu? Vallahi buradan askere, onu biz askere gönderdik. Ben de buradan Of'a gittim. Of'ta çalışmaya gittik. Tabi Of'ta 17-18 gün üzerine ben döndüm buraya. Bizim köylü bir arkadaşının, Hamdi Yücel'inin. Buraya döndük işte, buraya geldikten sonra gidişi dönüşü 35 gün oldu. 35 gün. Gidiş dönüşü 35 gün üzerine cenazesi geldi. Evet. İşte durum bu yani. Allah kanı kanı rahmet etsin. Amin, amin. Cümle ölmüşlerimize içinler ona. Allah kanı kanı rahmet etsin. Evet. Yani bir köy yandı. Sen vatan bir sağ olsun. Evet. Vatan sağ olsun. Ne yapalım? Evet. Vatanı uğruna. Yani Vahidemir vazife evlat acısını çekti. Çekti. Ve hiç de belli etmezdi. O yıkıntı onu götürdü. Götürdü. O yıkıntı götürdü. İçinde yuvarlandı. İçinde gitti, dışarıya hiç aksetmedi. Kimseye sır vermedi. Ama annesi çok mert bir kadındı. Annesi çok onu katma. Fedakarlık yaptı. Onun elinde büyüdük. Onu katma. Evet. Ben ne zaman senede bir sefer bir haftalığına babam izin verirdi. Okullar tatil olduğunda gelirdim. Ezeme hep o gezerdim. Onların elinde ben büyüdüm. Ah bir başkaydı. Ya eskiler bir başkaydılar. Ezem olsun. Eskiyi bulamazsın şimdi. Bulamıyoruz. Avunuyoruz biz. Eski savunma yok. Avunuyoruz biz. Adalet yok. Kanun yok. Saygı yok. Yine Allah aşkına Allah beterine kurusuna. Osmanlı karısıydı onlar ya. Ya onlar. Onların oturması. Komşuluk vardı. Komşular vardı. Komşular herkes birbirine yani böyle sosyal yardımlarda herkesin birbirine mesafesi çok sıcaktı. Çok sıcaktı. Çünkü başka alternatif yoktu. Evet. Kahvemizde köy odalarıydı, evlerimizde köy odasına benzer şekilde yaşıyorduk. Bir komşuyla birbirimize oturmaya, yemeye, içmeye gitmemiş vakit geçmiyordu. O günün şartları öyleydi. Evet. Ama bugünkü imkanlar farklı. Bir de yeni yetişen nesil artık o günkü şartları yaşamadığı için biraz daha sosyal faaliyet. Keşke. Şimdi bütün bunları Fevzi abi, geçmişi ben ortaya döküyorum ki yeni nesil izliyor, dinlesin. Eskilerde nasılmış, nasıl yapıyormuşlar? Bunları öğrenmesi lazım. Şimdiki öğretmemiz lazım. Şimdiki bolluk eskiden olsaydı daha bambaşka yaşardım. Şimdiki para bol. Her şey var. Allah'a şükür her şey var ama evvelki sevgi yok. Sevgi yok, samimiyet yok. Ya, herkes eline bir telefon alan eşi, dostu, akrabası o. Akşamadın telefonla, internet ortamında. Evet. Komşuyla olan diyaloğu hiç aklına gelmiyor ki. Evet. Yanından geçip de adam selam vermiyor. Aman Allah'ım. Vermiyor. Yani işte.
Allah yesin diyelim. Amin. Geçen Allah günü, yesin geçen diyelim. Geçen günü benim torunum şeyde camın dibinde bana dedi ki vazirler doldura buraya. Müslüm müklüs müklüs. Dedim ki bak herkesin iyi kötü bir torfağı burada var. Vazir olan sensin. Vazirler gitti sen onun kazancını yiyorsun. Alınma. Aldırış etme Fevza. Dokundu bana. Dokundu farkındayım. Bana söyledi. O cahillikten. Fevza abi o cahillikten. Ya olur mu öyle şey? Herif ne demiş Yunus Emre? Allah kanı kanı rahmet etsin. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Ya bu, hadi gel biraz da sen oyalan. Bu köyde hakimiyet elinde olan ne kaldı, ne götürdü? Hiçbir şey yok. Yok yok abi. Hadi çok ya, yanlış ifadeler. Alınma abi, alınma. O tür şeylere alınmayacaksın, darılmayacaksın. Cehalet abi, cehalet. Cahillik. Yanlış söz sahibinindir. Sahibinindir, alınmaz. Hiç gönüllenme, hiç gönüllenme bak. Ben de senin bir torunum. Gönüllenme. Değil mi? Gönüllenme. Boş ver. Kötü söz Musa'nın dediği gibi sahibinindir. Ne ben demek? Geçen gün gittim. Çünkü bunu ben bütün köylerde geçen de ben mesela farklı bir köydeydim. İsmini vermeyeyim. Orada da aynı sorunlar benim önüme konuldu. Biz de İstanbullu bakın dedim. Bir daha benim yanımda İstanbullu deyip ben durmayın. Ben İstanbullu diye ben bir şey kabul etmiyorum. Ben hemşerim var. Gurbetçi hemşerim var. Burada oturan hemşerim var. Ben İstanbullu, Ankaralı. Ne demek ya? Bu nasıl bir kelime? Ya ben burada ben kabul etmiyorum abi bunları. Burada doğdum, burada büyüdüm. Yok abi. Benim hemşerim gurbetteki de. Dünyaya gözümüzü bu köyde açtık ve ilk nefesimizi burada aldık. Ölenleri de buraya getiriyoruz onun kardeş. Onun için bizim buraya getiriyoruz. Burada köyümüz olmazsa olmaz. Bizim hamurumuz burada yoruldu. Bitmez, tükenmez vatanımızdır biraz. Evet. Evet. Taşı da bizim. Toprağı da bizim kardeş. İyisi de bizim, kötüsü de bizim. Vatan namustur. Biz bunu böyle biliriz. Bizim için çok değerli buralar. Değerli dağında bir tane ağaç olmayabilir kardeş. Vatanımız. Değerli neydi? Olmasa gelir miyim ben? Gelir miyiz? Oradan gönüllenme, boş ver. Peki. Son sözleriniz var mı? Öyle selamlarınızı, şeylerinizi de alın da kapatın. Bütün dostlara, akrabalara, düşmanlara, hepsine saygım var, selamım var. Eyvallah. Hepsinin adına da ben almış olum Fevzi abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun senden de. Eş, dost, akraba ve bütün konu komşu herkese saygı ve selamlarımla Allah'a emanet olun. Eyvallah. Sevgili izleyenler, evet. Tamam. Kalbul Aslan'a bile son noktayı koyduk. Güzel bir şeydi. Eskileri yad ettik böyle. Eskileri yad ettik. Elimden geldiğince de köyün birkaç yerinden de şöyle görüntülerle sizi ne yapacağım? Hatırlatacağım Galbulas'ı. Sizlerden de dua bekliyorum. Allah'a emanet olun. Her zaman duam seninle. Fevzi abi kardeş. İyi ki varsın. Allah razı olsun hepimiz ne demek? Hepimiz. İyi ki varsın. Sevgili izleyenlerim şeyi de söyleyeyim. Galbulas'ın mezarlığının etrafı o kadar güzel oldu ki. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Yatanlar rahat etsin. Allah kabullerini versin. Kim yardım ettiyse Allah razı olsun. Hepsinden. Mezarlığımız gerçekten, mezarlarımız ayak altından kurtuldu. Ne güzel bir çalışmaydı. İmkan olan da yatırdı, imkan olmayan da yatırdı. Herkesten Allah razı olsun. Allah bin kere. Gücü olan verdi. Gücü olmayan da dua etti. Derken onu da yargılamayacağız. Onu da yargılamayacağız. İmkan olur, kardeş. Onu da yargılamayacağız. Allah herkesten razı olsun. Allah, emeği olandan. Herkesten. Peki. Teşekkür ettim Fevzi abi. Gözlerinden öptüm. Allah razı olsun. İyi ki varsın. Hakkıyım bana helal et şimdi. Dünya bu. Hem senin ben hakkımı hem de Suna anamın, İbrahim babamın hepsinin yerine gene ben senin hakkımı helal et. Allah razı olsun. Abi. Onlar benim. Allah razı olsun. Bizden yana da helal olsun. Helal olsun. Fevzi abi bizden yana da.